Ne abla bunun ismi? Yere olarak her birinin kendi adı var. Yok bulursa. Ayşe abla. Patron o ya. Şey biliyor. Kalsın öyle. Tamam. Yok yok yerde kalsın. Yere bırakalım. Alayım mı? Bunları yoksa böyle şey olur. Ha bak şurada değişik bir şey çeşitleri de var böyle canacığım. İnce çeşitleri de var. İnce çeşidi de var. O bunlar biraz kalın dallı. Şey papatya şeklinde açıyor. Üçten, dört tane tohumu var. Çekiyorum. Karakız, esmercik, halva, Arap könçeyi, karakız. Bir dakika sonra doğru çekelim. Biraz daha tuz alalım. Neden yapıyorsun? Bir de zaman da eli oynadı. Yoksa pompa. Yeni sıkıntı olalım. Çok güzel oldu ama. Zeytinyağı attınız. Zeytinyağı. O biraz daha sınavı. Samandağ'dan geliyorum. Bugün bu etkinliğe annemle birlikte katıldık. Bugün burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Doğal yenilebilir otlarla alakalı bir çalışmada bulunduk. Zaten doğal yenilebilir otlar şu an gerçekten günümüzde unutulmuş ve yaşatılması gereken konulardan bir tanesi. Geçmişten bugüne bu güzel kültürü yaşatmak, bir farkındalık yaratabilmek için bugün buradaydık. Güzel bir farkındalık olduğunu düşünüyorum ben. Hem bizim için hem burada bizi izleyen insanlar için güzel bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Çünkü yenilebilir otlar özellikle Hatay'da çok yaygın. Bunlara sahip çıkmak lazım, bunları bilmek lazım. Umarım çok çok daha güzel, kalıcı çalışmalar olur diyorum. Ben bunun nesillerde daha önce atalarımdan öğrendim. Şu an yine kendim de toplayıp yiyorum. Bunları unutulmasın diye gençlere öğretmek istedim. Bugün yaptığımız etkinlik unutulmayı tutmuş geleneksel bilginin, özellikle atalardan öğrenmiş olan geleneksel bilginin gençlere öğretmek ve bu bilginin kaybolmaması için bir çabamız oldu. Biz tabii Expo'nun alt temalarından biri de sağlıklı yaşam için sağlıklı gıdadır. Biz bu alt temaya uygun olarak bu etkinliği gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de biz özellikle unutulmayı tutmuş bu geleneksel bilgilerin unutulmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.